yerinden herkese merhaba. Bu hafta da yine en güncel müzik haberleriyle karşınızdayım. Programımız başlıyor. Elektronik müziğin İngiliz efsane grubu The Chemical Brothers geçen hafta 8. stüdyo albümünü yayınladı. Kariyerinde 20 yılı geride bırakan grubun yeni albümü Born in the Echoes'tan yayınlanan ilk klip ise Go isimli parça oldu. Psychedelic'ten 80'lerin pop diskosuna uzanan grubun bu yeni albümü daha ilk günden itibaren çok iyi yorumlar almaya başladı. Now you get it, now you feeling your worth. Feeling the same you used to make when everything used to hurt. It goes, oh, no time to rest. Dubstep, electro ve glitch karışımından alışılmadık bir tarz yaratan son yılların en çok konuşulan DJ'i Skrillex, 11 Eylül'de İstanbul Blue Note Festivali kapsamında Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. 27 yaşındaki prodüktör ve DJ Skrillex bugüne kadar 6 Grammy ödülü kazanmayı başardı. Skrillex'in daha önce 30 Ocak'ta Garaj İstanbul'da sahne alacağı açıklanmış fakat yoğun ilgi sebebiyle mekana sığılamayacağı düşünülüp konser ertelenmişti. Twitter'dan babası Tony Pukula'nın Kurt Cobain ile birlikte verdiği eski bir konserin fotoğrafını paylaşan Maggie Pukula, fotoğrafların tarihi bir öneme sahip olduğunu haberlere konu olunca fark etti. Efsanevi grunge rock grubu Nirvana'nın 1987'de verdiği ilk konserinden daha önce görülmemiş görüntüleri farkında olmadan paylaşan Pukula, fotoğrafa babam ve Kurt Cobain'in birlikte çalıştığı eski günlerden bir fotoğraf notunu düştü. Nirvana'nın Washington Raymond'da verdiği kariyerinin ilk konserinde çekilen 3 fotoğrafı paylaşan Maggie, Rolling Stone'a verdiği röportajda Nirvana'nın ilk konseri olduğunu hiç bilmiyordum, babam önceden göstermişti ama fotoğraflarda ne döndüğünden hiç bahsetmemişti, bu kadar tarihi bir şey olduğunu farkında değildim. Sadece babam ve Kurt'ün birlikte çaldığı havalı fotoğraflar olduğunu düşünüyordum dedi. Türkiye'de müziğin iki önemli ismi olan Bülent Ortaçgil ile Birsen Tezer Ege turnesine çıkıyor. 30 Temmuz'da başlayıp 15 Ağustos'ta son bulacak konserlerde ikiliye konuk sanatçı olarak Erkan Uğur da eşlik edecek. Konser serisi 30 Temmuz'da İzmir Bostanlı Açık Hava Tiyatrosu'nda başlayacak. 31 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro, 1 Ağustos Didim D. Marin Amfitiyatro, 2 Ağustos Sığacık Kale, 14 Ağustos Altınoluk Açık Hava Tiyatrosu konserleriyle devam edecek olan turne, 15 Ağustos'ta Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserle sona erecek. Ben bunları kimseye anlatmadım. Modda müzik haberlerinin sonuna geldik. Haftaya yine en güncel müzik haberleriyle ben karşınızda olacağım. Kanalımıza abone olmak için burayı ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmek içinse buraya tıklamanız yeterli. Haftaya yeniden görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.